Merhaba sevgili takipçilerim, Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 21 Ağustos 2024 günlerden Çarşamba, Gölbaşı İncek'ten selamlar arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu dubleks 2+1 dairemizin sadece pedekleri ve kolektörünün takılmasını istedi. Şöyle alt salon arkadaşlar, aşağıda bir oda var, yukarıda iki oda var. Şuraya şöyle bir tane petek buraya taktık. Günün üçüncü işi bu arada. İki tane kombi panelimiz vardı yine Mamak'ta, Şahintepe'de. Onları bitirerek buraya geldik. Bir tane havlu panımız var burada. Tahliye vanamızı koyduk bu arada. Buradaki peteğimiz, alt tarafın üçlü kolektörünü taktık. Üst katta da bir tane petek, bir tane de havlu panımız burada var. Şöyle bir tane peteğimiz burada var. İkili kolektörümüz var. Arkadaşlar şurada şöyle bir şey göstereyim. Burası Gölbaşı İncek. Hemen şöyle dışarılarda çekeyim. Yeni yapılar var. Tesisatçı bunun borularını çekmiş. Bakın arkadaşlar, işe ekmekçiye verin, bir ekmek fazla verin. Kombiyi kim takacaksa, kombiler yani kolektörleri kim bağlayacaksa, bakın borların içi alçıya falan dolu. Duvarın içine kalmış yarısı. Uçlarını bantlamamışlar. Yani o yüzden şimdi bu daireyi almaya kalksanız Ankara'nın en pahalı yerlerinden biri Gölbaşı İncek, 3000-4000 lira vardır. Kombi devreye girdiğinde, çalışmaya başladığında tesisat tıkalı. İçindeki belki alçı eriyecek, vanaların uçlarına gelecek. Peteğin ısınmayacak. Yani bir sürü problem. Onun için işi bilene verin ya da işi bilse bile ucuz yapanlar var. İşi bilmeyip yeni başlayıp, mesela bunun gibi bakın. Hem boru inşaat zamanında ön taraftan çıkmış, hem de içini falan hiç bantlamamış veya kapama başlığı atmamış. Hemen şuradan çıkıp ucuna da kapama başlığı atsaydı rekorlarla güzel bir şekilde bağlanırdı. Şimdi bu tesisat tıkalı. Acaba alçı ne kadar aşağı indi? İşte bu pedekti. Şuradaki havlu pan var bir tane de. Şöyle bir tane de burada havlu panımız var. Belki bunların boruları da uçları açıktı inşaat zamanında. Belki altına hep toprak falan doldu, bilemiyoruz. Artık kombi biz takarsak veya bir başkası takarsa açacak onları. Isınacak mı, ısınmayacak mı? Bir tane de şuraya petek takılacaktı. Tesisatçı buraya çekmeyi unutmuş. Artık şuraya bağlarken T atırıp bir tane de şuraya petek takılacak. Yani o yüzden işi bilene verin. Kesinlikle ucuz etin yahnisi yenmez. Bayağı işlerde gösteriyorum, böyle sıkıntılı işlerde. Yani şu yan dairede 3 tane kombi bağlamışlar. Bir bakayım kimse yoksa kısadan çekeyim. Hani göstermek de istemiyorum, başkalarını kötülemek de istemiyorum ama sizin gibi müşterilerimizi bilgi sahibi olsun diye. Şöyle bir bağlantı olmaz arkadaşlar, bakın. Şöyle giriş çıkışlar kolektörden sonra almış, üst katlar devirdaim yaparken zor ısınır. Kim taktı bilmiyorum. Bir tane şurada var böyle. Bakın gidiş dönüş var. Dönüş tekrar çekerken ne olacak? Alt kattaki üstteki 3 tane petekten çekecek. Üst kattaki petekler ısınmayacak. Kolektörler bir de alüminyum. 1 yıl 2 yıl sonra tıkanacak. Sadece kapılar açıktı. Çekiyorum. Yani kimin yaptığını bilmiyoruz. Bir tane şurada var. Şöyle. Şöyle ters bağlantıyı buraya devriyorsunuz. Bunlar ters. O yüzden işi bilene verin, bir ekmek fazla verin. İddia ediyoruz, Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarının altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Silikon yapmamışlar, göl olmuş buralar. Bakın yağmur yağmış, ne zaman yağdıysa şuralar göl olmuş. Silikon çekmemişler kapılara. Parkeler şişmiş. Yani o yüzden hangi grupta olursa olsun, mobilyacı olur, parkeci olur, prim yapıcı olur, işi bilene verin, iş ekmekçiye verin, bir ekmek fazla verin. Yani muhatabınız sağlam usta, sağlam firma olsun. Dediğim gibi silikon falan çekmemişler, bakın buralar hep göl olmuş. Sadece kombi işinde değil, mermerci olur, çatıcı olur. Ucuz etin yahnisi gelmez arkadaşlar. Burası Gölbaşı İncek köyü. Yeni yapılaşma yerleri var dediğim gibi.
Müteahhitin tanıdığı buraya bir daire peteğe geldik. Belki daha hiçbirine kombi takılmamış. Şunlarda da takılmamış. Nasipse yine bu tarafta işler alırız. O zaman videolarımızı çekeriz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi içi tesisatçı bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.